Efendim, Adana'dayız. Adana Mısır Çarşısı, bir diğer adı da Baharatçılar Çarşısı. Doktorum Yılmaz Şalgam'dayız ve yanımızda Hüseyin Bey var. Merhaba Hüseyin Bey. Merhaba efendim, kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Efendim, biz Doktor Yılmaz Şalgam'ı. Ortalama 20 yıldır bu sektörün içindeyiz. Adana'mıza en güzel şekilde hizmet etmekteyiz. Doğal leziz ortamda şalgam üretmekteyiz. Turşularımız, şalgamlarımız, meyve sularımız en güzel şekilde Adana halkımıza ve Türk milletine içiriyoruz. Peki Doktorum Yılmaz Şalgam neden isim olarak? Doktor Yılmaz Şalgam'ı rahmetli Yılmaz Bey, kendisi doktordu. Yüreği Sarı Kurul Başkanı'ydı. Onu vefat edince onun ismini yaşatmayı düşündük. Yani bu yüzden Doktor Yılmaz Şalgam'ı olarak da devam ediyoruz. Bir de birçok yerde meşhurluğunuz zaten mevcut. Biraz önce müşterinizle de konuştuğumuz üzere Ankara'dan sizin için özellikle gelmiş. Gayet de memnuniyetini dile getirdi. Şalgamın ve şalgam suyunun özelliği, faydaları nelerdir? Şimdi şalgam suyu misal özelliği çoktur, faydası da çoktur. En güzel şekilde misal doğal, önemli olan doğal şalgam suyu içmektir. Yani fabrikasyon olmayıp doğal üretimde, temiz el yapım üretimde şalgam suyunu ürettiğiniz zaman insan vücudunda sağlığı pek çok faydası vardır yani. Misal bağırsağı çalıştırır, grip enfeksiyonunu önler, göze faydası vardır, kan yapıyordur. Misal hatta bazen doktorlar buraya geldiği zaman kanseri bile önleme şeyi vardır yani, şalgamın özelliği vardır. İşte yani bu şekilde üretime devam ettikten sonra yani biz amacımız en güzel şekilde insanlara sağlıklı, güzel, leziz şalgam sunmaktayız. Şalgamın şimdi faydaları zaten aslında birçok kişi tarafından da bilinir. Tabii, tabii. Doğal olması önemli. Evet. Yetiştirme özelliğini de siz mi yapıyorsunuz? Tabii canım. Şimdi biz yeni bir tesis kurduk. En güzel şekilde misal temiz, hijyenik, TS belgesi Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, el değmeden hijyenik bir ortamda şalgam üretmekteyiz. Tabii bilhassa ki doğal olarak üretiyoruz. Yani doğal el yapım şalgamı misal 20-25 gün bekletiliyor, bir ay bekletiliyor bu şalgamlar. Misal öyle şalgamlar var, misal insanlar piyasaya sürdüğü zaman misal 5 gün içerisinde şalgam piyasaya sürüyor. Bu insana ne kadar fayda verebilir misal? Ama 20 gün 25 gün mayasıyla, havucuyla, setiyle, tuzuyla bir arada bekletildiği zaman çok güzel bir içim kıvamına gelir o şalgam. Bir ay mı beklemek zorunda? Ortalama bir aydır. Yani kışın bir ay beklemesi lazım. Yaz sıcak olduğundan dolayı 20 gün falan bekliyordur ama kışın biz bir ay bekletiyoruz. Peki burada gördüğünüz üzere birçok turşu çeşidi de var ve bu turşu çeşitlerinin özel kurumları, hani efendim bilirsiniz Münir Özkul'la Adile Naşit'in sirkeden olursa mı daha güzel olur, limondan olsa daha mı güzel olur, hangisi güzel olur ustam? Sirkeden daha faydalı, daha sağlıklı, daha lezzetli olur. Sirkeli olduğu zaman. Çünkü sirke biliyorsunuz yani bilhassa elma sirkesi, üzüm sirkesi, bunlar insan vücuduna daha sağlıklıdır. Yani bu yüzden biz sirkeyi tercih ediyoruz. Çeşitlerden de biraz bahseder misiniz? Çeşitlerimizden misal, örnek bir misal, zaten salatalık turşusu meşhurdur. Hı-hı. Misal elma turşumuz var bizim, fasulye turşumuz elma. Var. Elma turşumuz, evet, kendi ki yaptığımız. Gördüğümüz üzere o birazcık küçük de bir elma. Tabii küçük elmadır. Karnabahar turşumuz var, mısır turşularımız, hı-hı, var. Misal şöyle karnabaharı da görürüz. Kelek turşumuz var, bunlar hep kendi imalatımız. Hı-hı. Bir de erik turşusu yapıyoruz. Hı-hı. Patlıcan turşumuz var, havuç, salatalık, kırmızı biber. Misal çelem turşularından kuruyoruz. Biber turşularımız meşhurdur. Özellikle bu turşuların içerisinde fasulye gördüm de özellikle fasulyenin de bir kavurması olur. Bunu tavsiye ediyor musunuz ustam? Yani siz şimdi dediniz ki lezzeti ölür. Ya şimdi fasulyeyi kavurduğun zaman, piştiği zaman o fasulyenin bütün proteini ölür. Ama kendi doğal suyuyla kaldı, sirkesiyle kaldı zaman hem suyuna faydasını verir hem de kendine faydası kalıyor. Ama ustam o da soğanla şöyle kavrulduğunda ayrı bir lezzet veriyor. Yani o şekilde, ama bizim tercihimiz turşudan yani. Ustam diyor ki turşuyu saf haliyle, temiz haliyle yiyin diyor ama biz kadınlar biraz böyle kavurma, pişirme işlerini sevdiğimiz için maalesef öyle de pişiriyoruz. Peki özellikle şalgamın faydasını söylüyoruz ama şimdi geçmişinize baktığınızda 96'dan beri buradasınız. Acılı, acısız var. Hayatımda ilk kez şalgamın renginin daha sarı olduğunu gördüm. Bunun bir farkı var mı? Şimdi şalgamın rengi aslında sarı gördüğümüz acı saf acıdır. Yani şalgam değildir. Saf biber suyudur o. Öyle mi? Tabii yani bu şalgama bağlantılı değil. Hı-hı. Şalgamın sap acısıdır. Şu gördüğümüz kırmızı renk zaten şalgamın doğal rengidir. Tanesi vardır kendisinde misal. İşte şu şekilde misal. Acılı şalgam taneli olur.
İsteyene acılı şalgam veriyoruz, isteyene sade şekilde veriyoruz. Yani bu şekilde insanların tercihine kalmış. Yani acılı içen de memnun kalıyor, acısız içen de memnun kalıyor. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sabah kaçtan akşam kaça kadar açıksınız? Şimdi hizmetimiz 7.30'da başlar, akşam 9'a kadar devam eder. Ondan sonra zaten dinlenmeye çekiliriz. Peki özellikle hamile hanımlar canım turşu çekti dese özel müşterilerinize ustam ya gecenin bir vakti oldu seni de rahatsız ediyoruz ama bizim hanıma turşu lazım dediğinizde de özel hizmet veriyor musunuz? Tabii canım şimdi özellikle zaten hamile bayanlara bizim ayrı bir şeyimiz vardır, özelliğimiz vardır. Hatta biz bilhassa ki onlar için misal yazın erik bulunduğu zaman kışın erik bulunmadığı zaman biz onlar için ayrı bir turşu yapıyoruz. Sırf hamile bayanlar için erik turşusu, çağla turşusu bunları sırf onlara hizmet etmek için yapıyoruz. Turşunun kurulmayacağı bir şey var mı? Ya şimdi turşu yenebildikten sonra insan her türlü turşusunu kurabilir. Yani sizin bünyenize kalmış. Yani siz örnekten misal yeşil muzu bileme turşu yapabilirsiniz. Ciddi misiniz? Peki uluslararası da hizmet veriyor musunuz? Ya şu an uluslararası şöyle misal uçaklarda sıkıntı olduğundan dolayı gönderme sıkıntımız var. Mesela sıvı olduğu için. Ama Türkiye'nin her tarafına biz kargoyla gönderme yapıyoruz. Yani hangi şehirde olursa olsun sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bir telefonun ucunda her şey. Buna müesseselerde dahil mi ustam? Evet evet her tarafı. İş yerleri, evler, köyler olsun, askeri olsun. Yani iş yerlerini her tarafına gönderebiliyoruz ya. Ankara'dan beyefendi sırf doktorum şalgamını içebilmek için buraya gelmiş. Merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederim öncelikle. Ben Ali, Ankara'dan geldim. Adana'yı gezmek için geldiğimizde ilk olarak Adana dediğimizde aklımıza şalgam geliyor. Hı-hı. Adana'da şalgam nerede içilir diye sorduğumuzda dediler ki doktorum şalgamını bulmanız gerekir dediler. Biz de sonra burayı bulduk ve gerçekten buradaki ikram ve lezzeti ayrı bir güzellik olarak ağzımızda kaldı. Ankara'ya da döndüğümüzde tanıdıklarımıza, dostlarımıza doktorum şalgamını tekrar onlara da tavsiye edeceğiz. Peki eşinize söylüyor musunuz buradaki şalgam gibi, turşular gibi biz de yapalım diye? Tabii ki buradaki lezzet ve tadı tattıktan sonra eşime de bu güzelliğin artık evde de olması gerektiği konusunda paylaşmak istiyorum yani.